judo ve karate hocam Ahmet Berkol Ökten Kadıköy'de bir salon açıyordu. Yani özel bir spor salonu açıyordu. Bu salonun açılışında ki o dönem için Türkiye'nin en güzel, en modern salonlarından bir tanesi olacaktı. Bu salonun açılışında arkadaşlarımızla değişik uzak doğu sporlarında, branşlarındaki değişik dünya federasyonlarına yazılar yazdık. İşte dedik ki biz böyle böyle kendi olanaklarımızla bir salon açıyoruz Türkiye'de. Bize yapabileceğiniz bir yardım varsa, kitap, broşür, dergi, hoca ne olursa ihtiyacımız var dedik. Tabii hiçbirinden cevap gelmedi. Yani bizim salonumuz açıldı, faaliyete geçti, hiçbirinden cevap gelmedi. Ta ki bir gün bir Japon iş adamı, daha sonra bir Japon kapıdan girdi. Ben dedi Aikido'cuyum, Aikido hocasıyım dedi. Türkiye'ye yeni geldim. Komatsu diye bir firmanın genel müdürü olarak tayin oldum buraya. Hikayesini de son anlattı, Japonya'daki hikayesini anlattı. Türkiye'ye gelirken Aikido'nun genel merkezinde, Tokyo'daki Aikido'nun genel merkezinin en üst düzeydeki hocası Kishimaru Ueshiba'ya veda etmek için gitmiş. Türkiye'ye gidiyorum. Acaba orada Aikido çalışabileceğim bir yer var mı? Aikido var mı diye. Çünkü dünyadaki bütün Aikido organizasyonlarının, örgütlerinin orada bağlantısı var. Adresi var, adı var. Yok demişler. Türkiye'de Aikido yok ama Türkiye'den böyle böyle bir mektup aldık. Eğer sana uygun gelirse, ilgilenirsen uğra. O da bu bölgeye geldikten sonra, Türkiye'ye geldikten sonra kısa bir süre sonra bir rahatsızlık geçiriyor hocamız. Rahatsızlığı geçer geçmez işte ilk fırsatta bizim salonumuza geliyor. Öyle tanışıyoruz. Türkiye'de Aikido öyle başladı. 1983 yılının Haziran ayında. 1983 yılından 1989 yılına kadar hocamız Türkiye'deydi. Kendisi Japonya'ya döndükten sonra Aikido kısa böyle bir duraklama dönemine girdi. Bir ilgisizlik oldu. Japon hocanın gitmesiyle pek çok arkadaşımız motivasyonunu kaybetti. Ancak daha sonra ben Japonya'ya gidip döndükten sonra tekrar Aikido çalışmalarına bir hareket getirmeye çalıştım. Oldukça zorlandık Aikido'yu tanıtma konusunda. Çünkü insanlar bilmiyorlardı. Her şeyden önce kimse Aikido'yu bilmiyordu. İkincisi Aikido insanların alıştığının ötesinde bir spordu. Kavga olarak çok insanlara cazip gelmiyordu. Felsefesinden uzaktı insanlar. Çünkü diğer sporlarda, judoda, karatede bu çok fazla ön plana alınmamıştı. Ve uzak doğu sporlarının Türkiye'de kötü bir imajı vardı. Bu nedenle başlangıçta epey bir zorlandık. Ancak daha sonra İstanbul'un belli başlı gözde spor salonlarında, merkezlerinde Aikido'yu başlatınca bir anda medyanın ilgisi baş gösterdi. Öyle ki daha önce Aikido'yu tanıtmak için biz büyük çabalar sarf ederken bir anda işte televizyon kanallarından bize gelmeye başladılar. Gazetelerde, dergilerde haberlerimiz yayınlanmaya başladı. Bu dönemde pek çok televizyon programına konuk olduk. Ve buna bağlı olarak da insanların ilgisi büyük oranda arttı. Son birkaç yıldır Aikido oldukça yaygınlaştı Türkiye'de. Bizler de grup olarak TAO, Türkiye Aikido Organizasyonu olarak çok başarılı bir konuma geçtik. Sayımız arttı. Teknik düzeyimiz arttı. Siyah kemer sahibi arkadaşlarımın sayısı çok arttı. Ve artık kendi içimizde yaptığımız çalışmalarla yetinmemeye başladık. Dünyanın belli başlı üst düzey hocalarını Türkiye'ye davet etmeye başladık. Bu hocalarla çok keyifli antrenmanlar yaptık. Çok keyifli seminerler yaptık. Gelen hocaların hepsi son derece pozitif izlenimlerle ayrıldılar. Ülkemizdeki Aikido'nun düzeyinden etkilendiklerini belirttiler. Bu tip çalışmalarımız gelecekte de devam edecek ve Aikido çalışan herkesin ama herkesin normal kendi standart çalışmalarıyla yetinmeyip bu tip seminerlere katılmasında büyük fayda görüyorum. Geçmişte biz sürekli yurt dışından hocalar davet ediyorduk. Halen de davet ediyoruz. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz ama ülkemizdeki Aikido'nun teknik düzeyinin yüksekliğinden ötürü çevre ülkelerden de bize seminer vermemiz, ders vermemiz için talepler geliyor. Bunların çoğunu değerlendiriyoruz. Çevre ülkeleri ziyaretlere gidiyoruz. Örneğin Lübnan'da sürekli düzenli derslerimiz var. Azerbaycan'da bir seminer verdik. Makedonya'da arkadaşlarımızla gittik, seminer verdik. Kıbrıs'ta seminer veriyoruz. Yine Türkiye'deki Aikido'daki arkadaşlarımızla birlikte artık sadece Türkiye'ye gelen Japoncuların derslerine değil, yurt dışındaki seminerlere de katılıyoruz. Maalesef bizim ülkemizde diğer uzak doğu kökenli sporlar ya da savaş sanatları Doğu düşüncesi olmadan çalıştırılıyor. Judo, Kendo, Karate Do, Taekwondo hepsinin sonunda Do var. Do bir yaşama bakış açısı, bir yaşam tarzı, bir felsefeyi içeriyor. Bizim ülkemizde bunun sadece tekme tokat kısmı çalışılmış. Nasıl yumruk atalım, nasıl tekme atarım diye çalışılmış. Aikido'nun bunlardan farkı olarak ülkemizde farkı, en büyük farkı şu.
bir Japon tarafından direkt olarak birinci elden öğretildi. Bu nedenle bu uzak doğu sporlarının kendine özgü felsefesinden de bir parça bir şeyler öğrenerek çalıştık. Onun dışında Aikido'nun diğer sporlardan farkı tabii mücadeledeki mantığında yatıyor. Yani kendimizi korurken rakibe zarar vermiyoruz. Birisi size saldırıyor, size zarar vermek hatta öldürmek için saldırıyor. Siz kendinizi korurken bir yandan da rakibinizi korumakla yükümlüsünüz. Çünkü Aikido'daki düşünceye göre evreni oluşturan tek bir varlık vardır, büyük bir varlık ve biz bu tek bir büyük varlığın parçalarıyız. Dolayısıyla bana saldıran insan da aslında benim bir parçam. Sadece benim yanlış yapan bir parçam. Dolayısıyla ben onu yok etmek yerine doğru yolu göstermem gerekiyor. Yok edersem benim bir parçam yok olmuş olacak. Aikido öğrenmenin en güzel yolu tabii ki bir hoca nezaretinde çalışmak. Bu çok önemli. Bir rehber nezaretinde çalışmak. Ancak ülkemizde her köşede, her yerde bu imkanı bulamıyor insanlar. Çünkü Aikido ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de var. Bizler böyle bir kaseti hazırlarken, böyle bir çalışmayı hazırlarken bunu göz önüne aldık. Yani Aikido'nun öncelikle olmadığı yerlerde insanları Aikido'dan mahrum bırakmamak gerekiyor. Ve yapabileceğimiz, onlara ulaşmamız için yapabileceğimiz tek şey böyle bir çalışmayı hazırlamaktı. Arkadaşlarımız bu kasetteki teknikleri çalışırken tabii çok dikkatli olmak zorundalar. Çünkü yaptıkları hatalarda kendilerine destek olabilecek, kendilerini uyarabilecek bir hoca yok yanlarında. Bu nedenle teknikleri bıkmadan, sıkılmadan, acele etmeden, yavaş ve özümseyerek yapmaları gerekiyor. Takıldıkları her konuda, bu kaset konusunda, buradaki teknikler konusunda her konuda bize başvurabilirler, bize yazabilirler, bizi arayabilirler. Bu kaseti alıp seyretmeye başladıkları andan itibaren kendilerini bir öğrencim olarak kabul ediyorum. Aramızda bir hoca öğrenci ilişkisi doğmuş kabul ediyorum. Bu nedenle hiç çekinmeden bana başvurmalarından büyük memnuniyet duyarım. Selam vermek Aikido'da bir saygı ifadesidir. Bu nedenle dojoya her girdiğimizde kamizaya, hoca bir teknik gösterdikten sonra hocaya, eşli çalışmalarda ise teknikten önce ve sonra birlikte çalıştığımız arkadaşımıza selam vermeyi ihmal etmemeliyiz. Ukemilerde yani düşme egzersizlerinde dikkat etmemiz gereken en önemli nokta vücudumuzdaki köşeleri gizleyip tüm bedenimizi yuvarlak bir hale getirmektir. Böylece yere düşme esnasında sert çarpmalar sonucunda bedenimizin zarar görmesini engellemiş oluruz. Yuvarlanma tekniklerinde iyice ustalaşmadan yüksekten düşme yapmak oldukça risklidir. Aikido'da düşme çok önemli. Düşme egzersizlerini öğrenmek çok çok önemli. Çünkü bundan sonraki bütün tekniklerimizi başarılı yapabilmemiz için, hem yapabilmemiz hem yaptırabilmemiz için düşmeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Aikido'da düşme diğer sporların aksine negatif bir durum değil. Savunmamızın en önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü birisi bizi fırlattığında, düştüğümüzde kolumuzu, bacağımızı kırmamamız gerekiyor. Bunun için çok kontrollü bir şekilde kendi bedenimize zarar vermeden düşmemiz gerekiyor.
yer tekniklerini başarıyla yapabilmek için Shiko adını verdiğimiz bu dizüstü yürüme şeklinde ustalaşmak gerekiyor. Aikido'da öğrenme büyük oranda tekrar ile olur. Bol bol tekrarlamayız. Şimdi bir hareketi bilmek, yapabilmek arasında büyük fark vardır. Hareketi bilebiliriz ama yapmak için çok sayıda tekrar gerekiyor. Öyle bir hale gelmeli ki hareket, yeri geldiğinde, yapılması gerektiğinde düşünülerek yapılmamalı. Kendiliğinden ortaya çıkmalı. Bedenimiz onu kendiliğinden yapmalı. Bunun için de hiç bıkmadan, hiç usanmadan aynı hareketleri bol bol tekrarlama gerekiyor. Aikido'da tekniklerimizi yaparken vücudun yer değiştirmesi çok önemli. Doğru zamanda doğru yere adımlama yapmak gerekiyor. Vücudun doğru zamanda doğru yerde yer alması gerekiyor. Bunun için Tai Sabaki adını verdiğimiz adımlama tekniklerini yine bıkmadan usanmadan çalışmak gerekiyor. Attığımız her adımda hem kendimizi gelen bir ataktan kurtarabilmeliyiz hem de vücudumuzun dengesi bozulmamalı ki bir sonrasında buna bağlı olarak yapacağımız tekniği başarıyla yapabilelim. Bu adımlama çalışmalarını yaparken özellikle ayakların pozisyonuna dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü her harekette, her adımlamada ayakların adım atması, yer değiştirmesi farklı. Bu minik ayrıntıları yakalarsak ileride teknikleri çok daha doğru biçimde yapabileceğiz.
hareketleri tekrarlarken de mümkün olduğunca değişik insanlarla çalışmak gerekiyor. Değişik fiziki yapıya sahip insanlarla çalışmak gerekiyor. Çünkü hep aynı insanla çalışırsak sadece o insanın fiziki yapısına uygun şekilde bir savunma mekanizması oluştururuz. Halbuki değişik boyda, değişik kiloda, değişik güçte insanlarla çalışırsak her durumda hareket yapabiliyoruz. Shomenuchi Ikkyo adını verdiğimiz bu hareketin omote yani öne doğru olan uygulamasını yaparken direkt olarak rakibimizin üstüne gideceğiz. Tercihen 3 adımda bitiriyoruz. Rakibimizi yere indirdikten sonra ise kolunu geniş açıyla, vücuduna göre geniş açıyla açarak onu yerde hareketsiz hale getiriyoruz. Shomenuchi Ikkyo Urada ise rakibimin saldırısından sonra rakibin arkasına doğru büyükçe bir adım atarak kendi etrafımda dönerek bitiriyorum tekniği. Rakibim bana saldırmak için kolunu kaldırdığında benim de harekete geçmem gerekiyor. Eğer bu anı kaçırırsam daha sonra geç kalmış olacağım ve rakibimin saldırısını daha şiddetli bir biçimde hissedeceğim. Shihonage Omote tekniğini yaparken rakibimizin iyice yanında yer almamız gerekiyor. Bu nedenle büyük bir adımlama yapmamız gerekiyor. Bu adımlamayı yaparken de özellikle Omote'de mutlaka hareketin daha sonrasında gerçekleşmesine yardımcı olması açısından rakibimize bir atak yapmamız gerekiyor. Bütün hareketleri yaparken dikkat etmemiz gereken bir başka nokta da bedenimizi mümkün olduğu kadar dik tutmalıyız. Hareketleri yaparken öne eğilmek yerine eğer sırtımızı, belimizi dik tutarsak çok daha geniş bir görüş açısına kavuşacağız. Bu tekniğimizin uygulamasında gördüğünüz üzere iki tip düşme yapabiliyoruz. Birincisinde yüksekten düşüyoruz. İkincisinde bir bacağımızı bükerek yumuşakça geriye doğru yuvarlanabiliyoruz. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımın ikinci tür düşmeyi yapmasını istiyorum. Çünkü yüksekten düşmek yeni başlayanlar için oldukça tehlikeli olabiliyor. Iriminage, Aikido'nun en karakteristik tekniklerinden bir tanesidir. Rakibin saldırısı karşısında büyük bir adımlama ile rakibin arkasına gelecek şekilde bir giriş yapıyoruz, adımlama yapıyoruz. Ve rakibin arkasına geçtikten sonra rakibi durdurmak yerine onun bize saldırırken kullandığı gücü kullanmak amacıyla onunla birlikte hareket ediyoruz, birlikte dönüyoruz. Kokyuho basit görünmesine karşın Aikido'nun önemli egzersizlerinden bir tanesidir. Bize gücümüzü ve nefesimizi doğru zamanda doğru yerde kullanmayı öğretir. Hareketlerimizi temel olarak omote ve ura diye iki ana gruba ayırıyoruz. Omotelerde hareket genellikle rakibin üstüne doğru, öne doğru yürüyerek gerçekleşiyor. Urada ise rakibin arkasına doğru adım atıp kendi etrafımızda dönüyoruz.
Suvarivaza, yerde yapılan, oturur vaziyette yapılan teknikler demek. Suvarivaza, uygulamada zor olmasına karşılık Aikido eğitim içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bizim bedenimize yeni yetenekler kazandırması açısından da çok önemlidir. Yer tekniklerini yaparken başlangıçta çalıştığımız Shiko adını verdiğimiz yürüyüşü kullanmamız gerekiyor. Bu yürüyüşü yaparken de dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi sürekli parmak uçlarında olmaktır. Eğer parmak uçları yerine ayağımızın üstünü yere basarsak kısa bir süre sonra sürtünmeden dolayı ayaklarımız yara olacaktır. Eşli hareketlerde çalışırken canımız yandığında bağırmak yerine elimizi yere, kendi vücudumuza ya da rakibimizin vücuduna birkaç defa vurarak rakibimize canımızın yandığını belirtebiliriz, uyarırız. Rakibimiz böyle bir uyarı yaptığında derhal harekete son vermemiz gerekiyor. Bütün bu tarz kilit tekniklerinde hareketi bitirirken rakibimizin canını yakmamalıyız. Ama tabii bu hareketin yarım yapılmasına, eksik kalmasına neden olmamalı. Hareketi bitirdiğimizde rakip üzerindeki tam hakimiyeti sağlamalıyız. Rakip tam anlamıyla hakimiyetimiz bizim kontrolümüz altında olmalı. Bize hiçbir şekilde zarar verememeli. Aikido'da amaç rakibimize zarar vermek değildir. Bu nedenle bu tip kırış ya da kilit teknikleri uygularken rakibimizin canını yakacak ani ve sert hareketlerden kaçınmalıyız. Bunun yerine yumuşak, rakibimizin bedenini esnemesine yardımcı olacak ve rakibi kontrol altına tutacak hareketler yapmak çok daha önemlidir. Aikido'da sınavlar Aikido eğitimine bir düzen, bir sistem getirir. Bunun ötesinde çok fazla bir önemi yoktur. Yani bir derece almak, bir belge almak amaç olmamalı. Amaç o dereceye, o belgeye ulaşana kadar ki geçen eğitim tarzı olmalı.
Aikido'da sınava girebilmek için ön şartlardan bir tanesi belirli bir zamanı ve antrenman sayısını doldurmak gerekiyor. Ancak antrenman sayısını doldursanız bile öngörülen zamanı beklemek gerekiyor. Çünkü çalışmanın dışında zamanın da insanlara kazandırdığı bir şeyler var. Bunun için o zamanın dolmasını mutlaka beklemek gerekiyor. Sınav sisteminin bir ikinci yararı Aikido açısından. Derslerimizde pek çok sayıda teknik görüyoruz. Çok sayıda teknik çalışıyoruz. Sınavlarda ise bu tekniklerden bazılarından sorumluyuz. Hepsinden değil. Bu nedenle dönem dönem sürekli çalıştığımız ancak ayrıntılarını kaçırmış olabileceğimiz hareketler üzerinde yoğunlaşarak sınava hazırlanırken aynı zamanda bu detaylar üzerinde de çalışıyoruz. Aikido'yu bir kavga olarak düşünmemek gerekiyor. Aikido her ne kadar eğitiminde bir takım savunma tekniklerini kullanıyorsa da Aikido bir çeşit kişisel gelişim yöntemi. Bu nedenle Aikido'daki teknikleri sokakta yapılabilir ya da yapılamaz diye ayırmak ve bazılarını çalışıp bazılarını çalışmamak yerine Aikido'daki bütün teknikleri belli bir ustalık düzeyine gelinceye kadar sürekli tekrarlamalıyız. Aikido çalışırken tabii ki birbirimize çok yakın oluyoruz. Birbirimize dokunuyoruz, birbirimize çalışıyoruz. Bu nedenle üstümüzü, başımızı, elbiselerimizi temiz tutmamız gerekiyor. Temiz ve hoş kokulu tutmalıyız. Bununla beraber Aikido'da yer teknikleri de çok fazla. Yere düşüyoruz, kalkıyoruz, yerde sürünüyoruz. Bunun için de çalıştığımız alanı, dojomuzu temiz tutmak birincil görevlerimizden biri olmalı.
Aikido ile ilgili bu ilk kasetimizde sınav sisteminde yer alan temel teknikleri gösteriyoruz. Ancak tabidir ki Aikido'da bu tekniklerin dışında da çok sayıda teknik vardır. Her temel tekniğin sayısız denilebilecek kadar çok varyasyonu, değişik uygulaması mümkündür, vardır.